sabahın altısında yola çıkılır mı diye düşünmeyin arkadaşlar. Çıkılıyor çünkü. Şu an çıktık yani, gidiyoruz sabahın altısında. Şu halime bak. Garibim burada uyuyor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an Sinop yolu üstündeyiz. Hemen şöyle göstereyim. Hava çok soğuk. Bu soğuk havada neden yola çıktık hiçbir fikrim yok. Ama çok eğlenceli bir vlog bence bizi bekliyor. Şu an arabaya doğru geçsem bence çok iyi olur. Videomun devamını da kesinlikle izleyin. Gezip görelim bakalım ne var ne yokmuş Sinop'ta. Şu an Hamsiloz Koyu'ndayız. Şu an piknik alanındayız gerçi. Bizimkiler şu an buradalar. Ve masalar bomboş. Çünkü bu havada gelen tek akıllı biziz buraya. Güneş açtı şansımıza ve hava çok güzel. Biraz üşüyoruz ama yapacak bir şey yok. Işık da bu arada çok iyi gerçekten. Şöyle, Sena bağırma Sena. Çayımı da alayım ve gezmeye başlayalım. Sena bağırma Sena. Burası gerçekten çok güzel. En son 2 sene önce falan gelmiştik. Çok kalabalıktı. Yazın gelmiştik. Şimdi biraz soğuk ve kimse yok. Şurada sandallar falan var. Şimdi oraya doğru yürüyeceğiz sizinle. Orada işte adamlar falan oluyor genelde. Balık tutmaya falan gidiyorlar. Şu an tabii varlar mı bilmiyorum. Bu arada çamura bastım ya. Bugün abimin doğum günü de onu kutluyorlar. Ben de şu an yanlarına gideyim. Abimin doğum gününü kutlayayım. Evet, şu an kayıkların olduğu yere geldim ve birkaç kişiyi gördüm. Hala balık tutmak için tekneyle açılanlar var. Şuradan şöyle görüyorsunuzdur. Hava gerçekten efsane olmaya başladı. Bence ilerleyen dakikalarda daha da sıcak olacak ve daha da çok eğleneceğiz. Babam da şurada arabayı park etsin ve gelsin o da arkamdan. Çünkü biraz tırsıyorum. Şu an indik aşağıya. Çok güzel değil mi? Gerçekten Hamsiloz, Sinop'un bence en güzel yeri. Biz burayı işte dediğim gibi 2 sene önce falan keşfettik. Yani geldiğimizde direkt buraya geliyoruz. Artık Erfelek şelalelerine çok gitmiyoruz. Orası da çok güzel ama bugün oraya gider miyiz bilmiyorum. Çünkü o biraz ters tarafta kalıyor. Bugün Sinop'un çevresinde ve Hamsiloz'da olacağız diye tahmin ediyorum. Son dakika ne olur ne biter bilmiyorum. Öyle. Bizimkiler arkada fotoğraf çekilme aşamasındalar. Ben çekindim, bitti. Hemen oraları da koyarım böyle fotoğraf. Bu arada hava gerçekten çok iyi olmaya başladı. Biraz böyle kayıkların arasından yürümek istiyorum. Yukarılarda bir köprü tarzında bir yer var. Orayı da geçeceğiz. Fener falan da var. Fener'e de gitmeyi düşünüyorum. Bir sürü yer gezeceğiz bugün sizinle beraber doğayla. Bana sesleniyorlar. Hemen geliyorum ben. Gerçekten çok harika bir yer değil mi ya? Ya da bana mı çok mükemmel gibi geliyor? Güneş de bir çıkıyor bir kayboluyor. Anlamadım bir şey. Hava biraz soğuk ama işte şansımız arada bir böyle güneş çıkıyor. Gayet güzel görünüyor. Arka plan da çok iyi değil mi? Burayı gerçekten çok seviyorum. Bence Sinop'ta başlıca gezilecek yerlerden biri de bu koy bence. Ki şu an daha böyle arka taraflarına gitmedim. Arka taraflarında yazın tekne turlarıyla falan insanları, turistleri gezdiriyorlar. Şu an tekne turunun olacağını pek düşünmüyorum havadan ötürü. Ki zaten bizden başka da kimse yok. Biz galiba böyle gezmeyi fazla fazla seviyoruz yazın kışın. O yüzden böyle kışın özellikle de kimse olmadığı zamanlar bu tür yerlerin daha büyük keyfini çıkartıyoruz. Güneş de kayboldu şu an. Sadece bizimkiler var gördüğünüz gibi. Bir de kümüş mü deniliyor bunlara? Kümüşler var böyle. Şurada da böyle. Ya gerçekten burası doğa harikasının en güzel örneklerinden biri. Nasıl ötüyor filleri. Şimdi bir tane çardağa inelim arkadaşlar. Şöyle dikkatli ineyim, düşmeyeyim. Buradan düşersem parçamı bulamazlar galiba.
Böyle ara ara böyle çardaklar var ve yazın buralara masa koyuyorlar erkenden girip. Pikniklerini falan akşama kadar burada yapıyorlar. Denizi gerçekten tam anlamıyla şu an hissediyorum. Şunun içinde, yani şurada ne var çok merak ediyorum. Çünkü o görünmüyor bir yerden sonra. O su büyük bir ihtimalle şöyle şuradan dönüyor diye tahmin ediyorum. İçeriden tekne yeri var mı yok mu bilmiyorum. Burada böyle bir tabelayla karşılaştım. Normalde buradan işte tekne turları falan oluyorlardı. İnsanlar yatlarıyla falan geliyorlardı. Bu arada ağacın kökleri böyle artık merdivenleri kapatmış bir durumda. Yatlarla beraber gelip burada denize giriyorlardı, kalıyorlardı falan. Artık demek ki yasak gelmiş. Çünkü 2 sene önce geldiğim için gayet şeydi yani, burada gayet insanlar geziniyordu yani. Şu an demek ki yasak konulmuş. Bir yandan da düşmemeye çalışıyorum. Şöyle gene bir çardağa geldim. Ya gerçekten böyle insana huzur veren bir havası da var, görüntüsü de var. Hem yeşil hem mavi, mis. Keşke burada yaşayabilsem. Şu an oturduğum yerde bir ev olsa ve o ev bana ait olsa. Her gün böyle denizi görebilsem. Yeşilliği görebilsem çok güzel olmaz mıydı? Sena'nın kahkahaları her yerde. Nerede ki bu ağaç köklerinin bir gün merdiven olacağını. Aynı bana Sümele Manastırı'nı hatırlattı bu ağaç kökleri. Çünkü orası da öyle. Biraz çöplük gibi var. Ay çok güzel. Burada nasıl ayrılacağım ben şimdi? Şu an Hamsil Aslan ayrılıyoruz ve ben burayı arkamdaki kümüşlere bırakıyorum. Bizimkiler arabaya doğru ilerliyorlar ve şu an yanılmıyorsam şeye gidiyoruz. İnceburun Feneri'ne doğru gideceğiz. Ben buraya bayıldım. Gerçekten çok güzel. Güneş bir açıyor bir gidiyor ama yani mükemmel bir yer gerçekten. Sizin de burası için yorumlarınızı bekliyorum. Bence bayılacağınızı düşünüyorum. Kesinlikle Sinop'a bir gün yolunuz düşerse muhakkak Hamsilos Kuyu'na uğrayın. Radyoyu kapatın tabii ki. Ne demek? See you later. İnceburun'a geldik ve burası çok güzel. Arkamda böyle bir fener var ve ben buraya ilk defa geldim. Türkiye haritasında bu Sinop'un biraz burun kısmı oluyor ya. Şu an tam olarak oradayım. Bu buralar hep oralar işte. Çok güzel. Havada gerçekten çok güzelleşmeye başladı. Mükemmel bir gün oluyor. Yeterince maviye doydum gerçekten. Mavinin her tonu var şu an burada. Dalgalar çok güzel. O rüzgarın hissettirdiği güç mükemmel. Sinop Tarihi Cezaevine geldik ama restorasyon nedeniyle kapalıydı. Son gülcüm de ilk defa görecekti. Çünkü ben bir 2 sene önce falan geldiğimde görmüştüm. Görüntüleri, çektiğim fotoğrafları, videoları bulursam eklerim bir yerlere. Güzel bir yerde. Keşke açık olsaydı sizinle beraber burayı da gezerdik. İçeride çünkü çok ünlü şairler yatmış.
dizi çekimleri falan olmuştu yanılmıyorsam. Onları gösterirdim sizlere. Güzel bir yerde. Keşke kapalı olmasaydı dediğim gibi. Cezaevi kapalı olduğu için biz de Sinop'un iskelesine geldik. Şöyle etrafı az önce göstermiştim. Yine şöyle göstereyim. Ben de biraz yürüyeyim, hem de yürümüş olurum. Çünkü şimdi Sinop'tayım. Samsun'a geri döneceğim. Günübirlik olarak geldik buraya. Ben çok eğlendim. Hamsilos'ta özellikle çok keyif aldım. Çok güzeldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir ya oraları. Ben çok sevdim çünkü. Burası da çok güzel gerçi. Böyle kulaklığını takacaksın, yürüyeceksin sahil boyu, iskele boyu. Yemeğimizi yedik ve Samsun'a döndük. Şu an Sinop'u ilk defa gören birinden yorumları alacağız. Hamsilos nasıldı son gün? Çok güzeldi, çok beğendim Karadeniz'i. Gerçekten görülmeye değer bir yer. Hataylı bu arada arkadaşımız. Hatay nerede son gün? Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla kalın, bay bay.